Hazreti İsa ölmemiş ve öldürülmemiştir. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın iddiasının aksine, Kur'an'ın ve sahih hadislerin açık haberleriyle Hazreti İsa ölmemiş ve öldürülmemiştir. Ancak, inkar edenlere bir benzeri gösterilmiştir. İnkarcılar Hazreti İsa'yı şehit etmek istemişler, Allah onların bu tuzaklarını bozarak Hazreti İsa'yı diri olarak kendi katına yükseltmiştir. Bu gerçek, Kur'an'da şöyle bildirilir, ve, biz, Allah'ın Resulü Meryem oğlu Mesih İsa'yı gerçekten öldürdük demeleri nedeniyle de onlara böyle bir ceza verdik. Oysa onu öldürmediler ve onu asmadılar. Ama onlara onun benzeri gösterildi. Gerçekten onun hakkında anlaşmazlığa düşenler, kesin bir şüphe içindedirler. Onların bir zanla uymaktan başka buna ilişkin hiçbir bilgileri yoktur. Onu kesin olarak öldürmediler. Hayır, Allah onu kendine yükseltti. Allah üstün ve güçlüdür, hüküm ve hikmet sahibidir. Kur'an'da peygamberlerin ölümleri için, katele, mevt ifadeleri kullanılırken yalnızca Hazreti İsa için bir nevi, uyku ile göğe alınmak anlamına gelen, teveffa fiili kullanılmıştır. Hani Allah, İsa'ya demişti ki, ey İsa, doğrusu seni ben vefat ettireceğim, seni kendime yükselteceğim. Ünlü İslam alimi İbn Kesir bu ayeti şöyle açıklar, İbn Ebu Hatim diyor ki, bize babam, Hasan'dan rivayet etti. O, seni vefat ettireceğim, ayeti hakkında şu açıklamada bulunmuştur. Burası, seni uyku ölümü ile öldüreceğim, yani uyutacağım anlamındadır ki, Allah Teala Hazreti İsa'yı uykuda iken göğe kaldırmıştır. Cenab-ı Hak, Hazreti İsa'yı şüphe götürmeyen bir gerçek olarak, uyku ile vefat ettirdikten sonra göğe çekmiş ve o dönemde, kendisine eziyet eden Yahudilerin eziyetlerinden kurtarmıştır. Kur'an'da teveffa fiiliyle insanın uykudaki hali de tarif edilir. Sizi geceleyin vefat ettiren, teveffakum ve gündüzün güç yetirip etkilemekte olduklarınızı bilen, sonra adı konulmuş ecel doluncaya kadar onda sizi dirilten odur. Rabbimiz, Hazreti İsa'yı kendisine yükselttiğini açıkça bildirmiştir. Ayetlerde kullanılan, ref fiilinin sözlük anlamı yükselmektir. Seni kendime yükselteceğim, rafuke, seni inkar edenlerden temizleyeceğim ve sana uyanları kıyamete kadar inkara sapanların üstüne geçireceğim. Allah, Hazreti İsa'ya kurulan tuzağı bozmuş, onu diri olarak, bedeniyle kendi katına yükseltmiştir. İçinde bulunduğumuz ahir zamanda ise yeniden dünyaya gönderecektir.